Bu televizyonu yaklaşık 2 ay önce kendimiz yapmıştık. Monitörü televizyona dönüştürmüştük. Burada bir Minix uydu kullanmıştım. Bu benim eski televizyonum, Minix uydusu. Buna yaklaşık 2 seneden beri bu sorun var arkadaşlar. Gücü açtığımız zaman kesinlikle çalışmıyor. Böyle beklemede kalıyor. Siyah bir ekranda kalıyor. Gücü kapatıyoruz. Tekrar açtığımız zaman geldi gördüğünüz gibi. Etkilisi adli kontrol şartıyla serbest. Yani her seferinde 2 kere açmanız gerekiyor voltaj anahtarını. Tekrar açtım. İkinci açılışta açılıyor. Kumandadan açıp kapattığımız sürece böyle senelerde çalışır elektrik kesilmediği sürece. Gücü kesip 1-2 dakika bekledikten sonra açıyoruz ve maalesef açılmıyor. Böyle bir arızayla karşılaştığınız zaman ilk önce yazılımı güncelliyorsunuz. Fabrika ayarlarına geri dönüyorsunuz. Yazılımda herhangi bir tutarsızlık vesaire varsa ilk açılışta yüklenmediği için siyah ekranda kalabilir. Yazılımı güncelledikten sonra halen de böyle siyah ekranda kalıyorsa en kolay yöntemlerden birisi adaptör. Üzerindeki adaptörün değerlerine bakıyoruz. Aynı adaptörden bir adet tedarik edip adaptörle deneyebilirsiniz. Adaptörle denediğiniz halde halen de arıza devam ediyorsa, üçüncü aşamada teknik bilginiz yoksa kesinlikle bu işleme kalkışmanızı tavsiye etmiyorum. Teknik bilginiz varsa elinizde havya, lehim, kondansatörler tedarik edebiliyorsunuzsa cihaz üzerindeki bütün kondansatörler değerlerine bakarak sipariş ediyorsunuz ve üzerindeki bütün kondansatörleri değiştirerek bu durumdan kurtarabiliyorsunuz. Yazılımı güncelledik, adaptörü değiştirdik, kondansatörleri değiştirdik. Halen daha çalışmıyorsa bu durumda yapacak fazla bir şey kalmıyor. Bu durumda buradaki anahtarı her seferinde 2 kere açıp kapatarak cihazımızı kullanmaya devam edeceğiz. Zira cihaz üzerindeki entegrelerde sıkıntı olabilir. Ona da fazla yapacak bir şey yok diyorum. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Cihazımızı söktük. Burada gördüğünüz gibi 4 adet kondansatörü var. Bunları sökmeden önce değerlerine bakalım, karıştırmayalım. 220 mikrofarata 16 volt. Voltaj girişinde bir adet var. 100 mikrofarata 35 volt. Şimdi bunların tedariklerini yapacağız. Değiştireceğiz. İşlemi bitireceğiz. İnşallah aynı değerlerde kondansatörler bulabiliriz. 100 mikrofarad 35 volt maalesef bulamadım arkadaşlar. Onun yerine 100 mikrofarad 25 volt yetecektir buraya. Hazır buraya gelmişken bu kondansatör seçerken neye dikkat edeceğiz? Ondan da kısaca bahsetmek istiyorum. Diyelim ki böyle bir kondansatör arızanız var. Elinizdeki kondansatörler buradaki kondansatörlerin voltaj değerlerine uymuyor. Voltaj değerleri çok önemli değer arkadaşlar. Düşük olmamasına dikkat ediyoruz. Mikrofarad değerinin birebir aynı olması gerekiyor. Kart üzerindeki beslemenin voltajına bakıyoruz. Yani giriş voltajına bakıyoruz. Bizim uydumuzun giriş voltajı 12 volt olduğuna göre 25 voltluk bir kondansatör rahat bir şekilde kullanabiliriz. Yani üzerinde 35 yazmasına rağmen 25 voltluk bir kondansatör burada işimizi görecektir. Yani 12 voltun altına düşmediğiniz sürece burada 35-50 voltta kullanabilirsiniz. Kısaca bunlarla bahsettiğimize göre gelin şimdi kondansatörlerimizi sökelim. Uydu kasası dar bir kasa olduğu için maalesef buradaki yüksek ısı PCB'yi bile etkilemiş. PCB'nin rengi gördüğünüz gibi kahverengi şekilde gelmiş. Bu ısıdan dolayı da kondansatörlerde değer kayıpları meydana gelebiliyor. Sökeceğimiz parçaların bacaklarına bir miktar lehim uygulamamız gerekiyor. Kolay bir şekilde çıkacaktır. Bunların kapasite değerlerine de bakacağız şimdi. Bu kondansatörümüz 35 volt, diğerleri 16 volt. Yüz mikrofarad 35 voltluk kondansatörümüz hiç değer göstermiyor. Kesinlikle değer göstermiyor. Diğer 3 adet kondansatöre bakalım. 198, yani baya bir değer kaybına uğramış. Diğerine bakalım. 55 mikrofarad değer kaybına uğramış. Çok yüksek ısılara çıkıyor ve kondansatörleri bozuyor maalesef. 219. Kondansatörlerden birisi iyi ama diğer ikisi çok perişan. Özellikle voltaj girişindeki tamamen değer kaybına uğramış. Değerlerine de baktığımıza göre yeni kondansatörlerimizi takalım ve devam edelim. Kondansatör takarken eksiye artıya dikkat ediyoruz. Devre üzerinde zaten eksi artı belirtilmiş. Kararlı alan her zaman eksidir. Diğer taraf artıdır. Buna dikkat ederek kondansatörlerimizi yerlerine takıyoruz.
Kondansatörlerimizi değiştirdik. Şimdi gelin deneyelim ve videomuza son verelim. Eğer halen de aynı arıza devam ediyorsa fazla da yapacak bir şey kalmadı. Üzerindeki mikro işlemci entegrelerde sıkıntı var anlamına gelir. Ona da fazla yapacak bir şey yok. Bu şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Açtım. İlk açışta geldi arkadaşlar. Özellikle voltaj girişindeki kondansatörümüz tamamen bitmişti. Diğer kondansatörlerin ikisi de acayip bir şekilde değer kaybına uğramıştı. Bir daha kapatalım. Biraz bekleyelim. Kondansatörler boşansın. Açalım. Süper. Mükemmel oldu arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buna benzer videolar gelmeye devam edecektir. Buna benzer videolar izlemek istiyorsanız kanalımızı takip edebilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde, sorunsuz arızasız günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Son bir kez daha denemek istiyorum. Kapattım. Biraz bekleyelim. Kapadım açtı mı çalışıyor zaten. Kapatıp biraz beklediğimiz zaman kondansatörler boşanıyor. Bir daha da açılmıyor arkadaşlar. Açtım. Evet. Tamamdır. Geleceği burada gör. Benimle keşfedin, her şey mümkün, haydi gel. Teknolojinin ritmi, devreler ve ekranlarla dolu. Kanalımda buluşuyoruz her zaman. Yeni bir yolu, her video bir kod dizisi. Her melodi bir sistem. Teknoloji dünyasında ritim durmaz, ilerler.